ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarını duymaya alıştınız. Biz de haberlerini yapmaya alıştık sevgili izleyenler. Bunlardan bir tanesi var sırada. Kombi bakımı, çadı tadilatı ve diğer giderler kiracıyla ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Bunların yaşanmaması için sizleri bilgilendireceğiz sevgili izleyenler. Uzmanlara göre temizlik ve bakım kiracıya ait. Parça değişikliği ve tamir konut sahibinin sorumluluğunda yer alıyor. Burası önemli. Bakım kiracıya ait sevgili izleyenler. Bundan haberiniz olsun. Fakat değişiklik söz konusuysa bunun sorumluluğu ev sahibine ait. Haydi haberimizde detaylarına bakalım. Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla beraber oluşabilecek tadilat masrafları kiracıya mı ait, ev sahibine mi ait sorusunu akıllara getirdi. Kiracı mısınız, ev sahibi mi? Kiracı. Sonuçta biz çıkınca o kombi yine, yani yaptırdığı kombi başka kiracı kullanacak. Bizim vermemiz çok saçma olur onun parasını. Ev sahibi vermeli bence. Kombi, petek bakım ve çadı tadilatı gibi giderler ev sahibiyle kiracıları karşı karşıya getiriyor. Peki ev sahibi ve kiracı ilişkilerindeki yasalaklar neler? Aslında burada evin bakımıyla ve onarımıyla ilgili olan, gerçekten o evin kullanımından kaynaklı olan giderleri kiracı karşılamakla yükümlü. Çünkü orada kullanımdan kaynaklı olarak bir eskime durumu varsa da kiracı bunları karşılamalı. Fakat kombide gerçekten bir arıza kaynaklanmıştır, arıza oluşmuştur ve bu arıza sebebiyle orada bir parça değişimi söz konusudur. Bu parça değişiminden kaynaklı olarak da bunu ev sahibinden talep etme zarureti hasıl oluyor. Çünkü bu kombinin sonrasında götürülme imkanı olmadığı için kiracı da burada aslında kombide bu hasarın oluşmasından, parça değişiminden de ev sahibinin bunu karşılaması gerektiğini ya da kiradan bunun düşürülmesi gerektiğini, yani kiracı bu parayı ödeyerek kira bedeli ödemiş olduğu kombideki arızanın ya da parçanın bedelini kendisinden düşerek ödeme yapabilir. Sadece konut içerisinde sorun yaşanmıyor. Bina içerisinde de benzer sorunlar sık sık gündeme geliyor. Asansör de aslında o kat maliklerinin ortak sorumluluğuyla alınmış, yani kurulmuş ve bu asansördeki tüm giderlerin de yine kat malikleri tarafından aslında bir hasar oluştuysa, bir yani bir giderilemeyecek ölçüde bir zarar da meydana geldiyse, bir yanılma durumu da olduysa burada tamamen aslında ev sahiplerinin sorumluluğundadır. Yani kat maliklerinin sorumluluğundadır. Fakat bakımı, onarımı ve günlük, yani aylık, haftalık bakımları da kiracılar bunları karşılamakla aslında yükümlüler. Çünkü kullanımı kiracılarda olmasından dolayı onların hani zarara uğramaması için, yani düzenli olarak bakımlarının yapılması da kiracılar tarafından karşılanması gerektiğini Türk Borçlar Kanunu bize söyler. Kiracı fantazi bir şey yapmıyorsa ev sahibi ödemeli. Ama kiracı fantazi bir şey yapıyorsa onun kendi bile o ev sahibinin izniyle kendi parasıyla yaptırabilir. En çok da tadilat masrafları konusunda uyuşmazlık meydana geliyor. Peki böyle bir durumda arabulucuya hangi taraf gitmeli? Uzmanlar bu konuda ne diyor? Burada aslında talep eden kişinin kim olduğu önemli. Eğer kiracı bu tadilat masraflarını karşıladıysa ve bu giderlerin ev sahibi tarafından kendisine ödenmesini istiyorsa, bu noktada arabuluculuğa başvurması gereken kişi elbette kiracıdır. Kiracı ödemiş olduğu masrafların dekontlarıyla birlikte ev sahibine bu bedellerin ödenmesi için arabuluculuk başvurusu yapar ve arabuluculuk sürecinde bu bedeller ödenmediği takdirde kiracı da dava açmak suretiyle kendisine bu bedellerin ödenmesi Sayın Mahkemeden talep edebilir. Bu noktada gerçekten aslında önemli olan husus kimin bu masrafları ödediği ve bu giderlerin, bu masrafların zorunlu bir gider mi olduğu, yani o taşınmazda mutlaka yapılması gereken, yapılmazsa eski hale getirilmesinin imkansız olabileceği bir nokta mı var, yok, bunların aslında araştırılması gerekiyor. Çatı, baca, teras, yağmur olukları gibi ev sahiplerinin ortak kullanım alanı sayılıyor ve giderlerinden de tüm malikler sorumlu tutuluyor. Tüm kat maliklerinin ortak kararıyla bakım ve onarımının yapılması gereken bir durum ve yapılmadığında geri dönüşümü çok zor olan ve akmasıyla birlikte tüm herkese etkileyecek bir nokta. Ondan dolayı aslında burada ev sahiplerinin tüm bu çatı ve tadilat onarım masraflarının yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü evdeki
kombi gibi bir durum değil. Yani orada çatının yapılmaması, tadilatların geciktirilmesi tamamen tüm kiracıları da etkileyecek bir durum. Aynı zamanda o mülke de zarar verecek bir durum olduğu için ortak karar alınmak suretiyle çatı masraflarının kat malikleri tarafından, yani ev sahipleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Şayet ödemezlerse bu noktada geciktirilemeyecek bir düzeyde olduğundan dolayı mutlaka kiracılar bunu kendi ödemiş oldukları bedelleri kira bedellerinden düşmek suretiyle de dekontlarıyla birlikte ödeyebilirler. Kiracı olursam şayet dolayısıyla tadilatın ev sahibi tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü yani bir müddet sonra çıktığım zaman o tadilatı beraber götüremeyeceğime göre, değil mi? Ondan dolayı.